Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir Kampüs Yolunda programında daha birlikteyiz. Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ve ailelerine bugün de rehber niteliğinde bir program hazırladık. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var bizimle. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yunus Karakoç aramızda. Hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim. Üniversitemize kendimizi tanıtma imkanı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Profesör Doktor Yunus Karakoç. Üniversitemizin ilk akademik kadrosunda üniversitemize gelen bir akademisyen olarak üniversitemizin İstanbul merkezinde Hamidiye Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. İlk geldiğim yıldan itibaren yine tıp fakültemizin dekan yardımcılığı görevini yürüttüm. Daha sonra bir dekanlık görevim oldu Yaşam Bilimleri Fakültesi'nde. O halen devam ediyor. Şu anda yine eğitimden sorumlu rektör yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Sağlık Bilimleri Üniversitesi isminden de anlayacağımız gibi ve şu anda en çok ihtiyaç duyulan hepimizin bütün dünya olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz bir alanda öğrenci ve personel yetiştiriyorsunuz. Çok da güzel bir kuruluşun hikayeniz var aslında. Bunu sizden dinlemek isteriz. Tabii ki memnuniyetle. Üniversitemiz 2015 yılında sağlık temalı kurulan ilk devlet üniversitesi. Kuruluşuyla birlikte sürekli büyüyen, genişleyen bir üniversite olma özelliğine sahip. İlk bakıldığında 2015 bize çok yakın bir tarih geliyor. Ancak kurulduğu binanın bir tarihi var ve kendisine katılan Gülhane'nin 100 yıldan fazla bir geçmişi var. Dolayısıyla üniversitemiz kuruluş itibariyle Mektebi Tıbbiye İşhane binası içerisine rektörlük olarak yerleşti. Ve burada Mektebi Tıbbiye'nin tarihiyle birlikte kendisini geleceğe götüren bir üniversite misyonu üstlendi. Kuruluş tarihi itibariyle biz logomuza 1903 yazdık. Ne mutlu. Gülhane dedik. Anlıyoruz ki sizin farklı şehirlerde aslında yerleşkeleriniz, kampüsleriniz var. Biraz bunları evet. Paylaşalım mı izleyicilerimizle? Evet. Üniversitemiz kuruluş kanunu itibariyle İstanbul merkezde kurulan bir üniversite. Ancak kuruluş kanununda yurt dışında da akademik birimler açma yetkisine sahip bir üniversite. 15 Temmuz'dan sonra Gülhane'nin eğitim birimlerinin üniversitemize devriyle hem İstanbul'da hem Ankara'da çok sayıda akademik birimi olan ana iki merkezli bir üniversite haline geldi. Bunun dışında da özellikle Somali, Sudan, Filipinler, Suriye, Özbekistan'da yine akademik birimlerimiz şu anda eğitim faaliyetlerini sürdürüyorlar. Oralarda da hem daha önce kurulmuş olan akademik birimlerimiz var, hem yeni kurmuş olduğumuz akademik birimlerimiz var. Bu birimlerimizin birçoğunda yine Türkiye'deki eğitimlere paralel olarak ve o ülkedeki sağlık eğitimlerini gözeterek eğitimlerine devam ediyor. Burada da eğitimler veriyorsunuz. Burada da eğitimler veriyoruz. Evet. Özellikle akademik birimlerimizin yapısından kısaca bahsetmek gerekirse tabii. 10 tane tıp fakültesi olan bir üniversiteyiz şu anda. En çok ihtiyaç duyduğumuz konu bizim de. Çok güzel. Evet. Yurt dışında sizin var kampüsleriniz, çeşitli yerleşkeleriniz var. Ama zannediyorum ki yurt dışından da ülkemize gelen misafir öğrenciler de vardır bünyenizde, değil mi? Orada da aynı ülkelerden mi daha çok talep görüyoruz acaba? Bu tabii o ülkelerden olmakla birlikte üniversitemize misafir öğrenci statüsünde gelen aslında çok sayıda öğrencimiz var. Bu o ülkelerle kesinlikle sınırlı değil. Ülke sayısı belki 100'ün üzerinde olacak. Biz kontenjan dahilinde bize gönül veren, talebi olan öğrencilerimizi kabul etmeye devam ediyoruz. Ve buna hazırsınız. Buna hazırız.
hem yurt dışından gelen misafir öğrenciler hem de ülkemizin vatandaşlarından Türk öğrenciler, şehir dışından gelenler için yurt ve barınma imkanlarınız nasıldır sizce, yeterli midir? İstanbul külliyelerimizde henüz üniversitemize ait bir yurt imkanımız oluşamadı. Ancak bunun arayışı içerisindeyiz. Yani öğrencilerimizi rahatlatacak mekanlar bulup burada yurtlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yönde büyük bir gayret sarf ediyoruz. Ancak henüz bu ölçekli bir bina ya da mekan bulamadık. Ancak Ankara'da Gülhane içerisinde hem kız hem erkek ayrı ayrı olmak üzere çok güzel öğrenci yurtlarımız var. Burada da yine bu kampüs içerisindeki akademik birimlerde eğitim hakkı kazanan öğrencileri misafir ediyoruz. Özel yurtlar da vardır. Yine öğrencilerin kendi imkanlarına göre bulabilecekleri barınma imkanları da mevcut. Özellikle üniversitemiz kampüs olarak çok merkezi konumda İstanbul'da. Haydarpaşa'da, Selimiye'de çok merkezi bir yerde. Dolayısıyla hem Üsküdar, hem Kadıköy, hem Maltepe yakın ilçelerde çok sayıda tabii özel yurt var. Öğrencilerimiz bu konuda yurt bulmakta çok zorlanmıyorlar. Ankara'daki yine Gülhane'deki eğitim birimlerimiz Ankara Etlik'te yine şehrin merkezinde bir yerde duruyor. Bunun dışında yeni tıp fakültelerimiz diye isimlendirdiğimiz aslında artık yeni olmayan İzmir Tıp Fakültemiz, Bursa Tıp Fakültemiz, Erzurum Tıp Fakültemiz, Adana Tıp Fakültemiz ve Trabzon Tıp Fakültemiz de var. Buradaki öğrencilerimizin ilk 3 yıllık eğitimleri o ilde bulunan Devlet Üniversiteleri Tıp Fakültesi'nde yürüyor. Daha sonra klinik bilimler geldiklerinde kendi birlikte kullanım hastanelerimizde klinik eğitimlerini alacaklar. Oradaki kuruluş düzeni de bu şekilde ilerliyor. Onlar da yine oradaki mevcut üniversitelerin kampüsleri içerisinde her türlü imkanları kullanıyorlar. Peki tercih yaparken bunları da belirtmediler mi? Sizin üniversitenize özel tercih yapacak öğrenciler, farklı bu kampüs ve hastane seçeneklerini belirtmeliler mi tercih sırasında? Sanırım bir farklılık var bununla ilgili sizde. Özellikle tercih kılavuzunda bu karışıklığa meydan vermemek için üniversitemizin adında İstanbul yazmakla birlikte tercih edecekleri programların hangi ilde ve hangi şartlarla tercih edebileceklerini açıklayan ifadeleri netleştirdik. Öğrencilerimiz özellikle kılavuzlarda bu konulara dikkat ederlerse yanlış bir tercihte bulunmamış olacaklar. Staj ve istihdam konusunda çok sorun yaşamıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Fakat yine de sizden dinleyelim. Ne gibi imkanlar var öğrencilerinize mezuniyet sonrasında iş bulmaları için? Özellikle öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerini yürütebilecekleri ve yaz stajı kapsamında staj yapabilecekleri alanımız çok geniş. Özellikle üniversitemizin bu yöndeki avantajı çok yüksek. Bunu özellikle belirtmek isterim. Üniversitemizle birlikte kullanım protokolü olan 61 tane eğitim araştırma ve şehir hastanesi var. Bunların 26 tanesi İstanbul'da, 11 tanesi Ankara'da ve diğerleri de 19 ile toplamda yayılmış durumda. Öğrencilerimizi bu hastanelerimize, ilgili kliniklere rahatlıkla stajlarına ve klinik uygulama eğitimlerine gönderiyoruz. Şu anda eğitim uzaktan online devam etmesine rağmen özellikle klinikteki uygulamalı eğitimler şu anda çoklu hastanelerimizde devam ediyor. Sağlık konusunda oldukça branşlaşmış bir sisteminiz var. Bunu görüyoruz. Çeşitli başarılar da akabinde geliyordur. Ne gibi dereceleriniz ve başarılarınız var acaba bu alanda? Özellikle sağlık alanında öğrencilerimizin
mezuniyetlerinde veya mezun olmadan önceki özellikle kendi projeleri kapsamında birçok başarılarının bize artık geri dönüşü olduğunu görüyoruz. Örneğin Eczacılık Fakültesi öğrencilerimiz Innova8 projesinde dünyada ikincilik getirdiler. Özel bir yapay zeka yazılımıyla hastalara özel bir ilaç kullanım programlaması yaparak dünya ölçeğinde bir başarı elde ettiler. Ne mutlu. Teknoloji de sağlıkla olmazsa olmaz diye düşünüyorum. Yan yana mutlaka anılması gereken alanlar, sektörler, Ar-Ge çalışmaları aynı şekilde. Sizin üniversitenizde nasıl gider, bu tip çalışmalar nasıl yürütülüyor? Özellikle üniversitemizin Ar-Ge birimleri olarak bir teknokentimiz var. Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hemen yanında. Teknoloji transfer ofisimiz var. Yine Validebağ'da bir araştırma parkımız var. Özellikle ileri düzey araştırmaların yapılabileceği bir merkezimiz var. Burada çok sayıda çok değişik alanlarda ileri teknolojik çalışmaların yapılabilmesi imkanı oluştu. Özellikle burada bizim öğretim üyelerimize, öğrencilerimize veya dışarıdaki, yurt dışındaki araştırmacılara açık olan, kullanımına açık olan sistemler kurulmuş durumda. Bunu da çok yakında lanse edeceğiz. Laboratuvarlarda dahil midir yoksa bunların dışında ayrıca araştırma merkezleriniz ve laboratuvarlarda var mı? Kesinlikle laboratuvarlarımız da var içerisinde. Bilimsel araştırmaların yapılabileceği bir de özellikle Hamidiye kampüsümüzde tıp fakültesinin, eczacılık fakültesinin ileri düzey araştırma yapabilecekleri ayrıca ana bilim dalları laboratuvarları var. Buralarda da bilimsel çalışmaları yürütüyoruz. Hocam sizin de dahil olduğunuz bir akademik kadro var. Eminim seçilmiş kişilerden oluşuyordur. Biraz sizden bilgi alalım, tanıyalım akademik kadronuz hakkında. Evet, şu anda akademik kadromuz yaklaşık 2400 sınırlarında. Akademik kadrolarımızın tabii ki büyük bir çoğunluğu bu bahsettiğimiz hastanelerde sağlık hizmeti sunumunda çalışan hocalarımız. Özellikle üniversitemizin kuruluşundan itibaren Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanelerinde çalışan uzman ya da akademisyen hocalarımızın Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadrolarına geçerek ve aynı kendi hastanesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi olarak çalıştıkları bir sistem var. Temel tıp bilimleri ve diğer fakültelerimizin öğretim üyeleri yine akademik birimlerimizde istihdam edilmiş durumda. Ama akademik kadromuzun büyük çoğunluğu Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Şehir Hastaneleri klinik bilim dallarında hizmet veriyor. Görevliler. Evet, akademik birimlerinizi tanıdık, akademik kadro hakkında bilgi edindik. Öğrenciler merak ediyorlardır. Akademik çalışmalar dışında sosyalleşebilecekleri ne gibi hizmetler var acaba okulunuzda? Kültürel, sportif faaliyetler gibi. Evet. Çok sayıda öğrenci kulübümüz var. Çok değişik alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Çok da aktifler. En son bu hafta Yapay Zeka Kulübü ve Genç Mektebi Tıp Yeliler yapay zeka uygulamaları konusunda bir kongre yaptılar. Kendilerini bu şekilde çalışma gruplarına dahil ediyorlar. Bizlerle akademik çalışma içinde olmak istiyorlar. Biz bu taleplerin aslında çoğunu karşılıyoruz ve onları bizlerle çalışmaya teşvik ediyoruz. Özellikle dekanlıklarımız sosyal sorumluluk projelerinde onlara kesinlikle onların da hoşuna giden görevleri veriyorlar. Ve bu şekilde aslında toplumla iç içe
ve toplum sorunlarına duyarlı bir eğitim içerisinde devam ediyorlar. İnisiyatif alıyorlar. İnisiyatif değil mi? İş hayatına hazırlanmış olurlar. Evet. Peki öğrenciler bunu seviyorlar ama sevdikleri bir konu daha var hocam. O da burs konusu. Sizin üniversitenizde burs imkanları nasıldır? Çeşitli teşvikler var mı acaba? Özellikle üniversitemizi ilk sıralarda tercih eden öğrenciler için tabii ki biz bir teşvik programımız var. Özellikle ilk 100'den üniversitemizi tercih eden, ilk 500'den 1000'den tercih edenlere üniversitemiz mezuniyetlerine kadar belli oranda burs veriyor. Bunun dışında gelir düzeyi düşük olan öğrencilerimiz için yine burs imkanlarımız var. Ayrıca üniversitemizi tercih edip yurt dışından veya yabancı uyruklu misafir öğrenci statüsünde olanlar için de Yüksek Öğretim Kurulu'nun izin verdiği oranda da indirim uyguluyoruz. Onlara da eğitim ücretlerinden indirim yapıyoruz. Bu şekilde onları destekliyoruz. Ne mutlu. Hocam şimdi varsayalım ki öğrenciler hazırlıklarını tamamladılar, tercihlerini yaptılar, geldiler. Şimdi üniversite yılları altın değerinde. Sizce öğrenciler bu yılları nasıl değerlendirsinler? İyi bir meslek uzmanı olabilmek için bu yıllarda neler yapmalarını öneriyorsunuz? Birazcık da rehberlik adına bilgiler verelim. Özellikle öğrencilerimizin bu üniversite yıllarında kayıp yaşamamaları için özen gösteriyoruz. Yani onların özellikle başarılı olmaları yönünde desteklerimiz öğrencilerimize sürüyor. Şöyle bir örnek vereyim. İlk gelen öğrencilerimiz çok yeniydi. Özellikle yurt dışından gelen öğrencilerimiz. Onların başarılı olması için akşamları biz onlarla tekrar sabah gündüzü tekrar ettik. Öyle mi? Yabancı dil sorunu mu yaşıyorlardı? İlk geldiklerinde biraz dil sorunları vardı. Bir de Türkiye'deki eğitime çok alışık değillerdi. Ama misafir öğrencilerin içerisinde kendi vatandaşımız olan öğrencilerin olması çok büyük bir kazanım. Özellikle bizim uluslararası programlarda bunu önceliklendiriyoruz. Tamamıyla yurt dışından değil, içerisine bir miktarda YKS ile öğrenci alıyoruz ve bir kaynaşma ve dilde sorunun daha kolay aşılmasını sağlamış oluyoruz bu şekilde. Ve de adaptasyonda sanırım bu şekilde bu daha şekilde kolay oluyor. Rahat oluyor. Özellikle öğrencilerin kendi becerilerine göre, yapmak istediklerine göre ilgili branşlarla, hocalarla buluşturup onların heveslerini ne şekilde gerçekleştireceklerini onlarla konuşuyoruz. Özverili çalışıyorsunuz. Evet. Peki hazırlık yapan öğrencilere neler tavsiye ediyorsunuz? Önümüzde böyle birkaç aylık bir dönem kaldı. Sonrasında da tercihler yapılacak. Bu süreçteki öğrencilere, ailelere neler önerirsiniz? Aileler için öğrencilerinin nerede olacaklarını söylemek açısından ya da onları nasıl yönlendirmeleri gerekeceği açısından tabii ki birkaç önerim olacak. Aileler öncelikle tabii ki öğrencilerin puan düzeyine göre tercihlerde bulunmak istiyorlar. Bazen bu öğrencinin kendi istediği branşın dışında da bir tercih oluyor. Özellikle öğrencilerin kendi hedefleri var ise öğrencilerin bu hedeflerinden şaşmamasını, bunları desteklemesini istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, katıldığınız için programımıza. Biz de çok teşekkür ediyoruz bizlere bu imkanı sunduğunuz için. Teşekkürler. Çok sağ ol. Kampüs Yolunda programının ilk kısmında Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni tanıdık. Konuğumuz Rektör Yardımcısı hocamız Profesör Doktor Yunus Karakoç'tu. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından devam ediyoruz.